efendim yüzyıllar önce yapılan ve günümüze kadar gelen 7 Kule Hisarı'nın zindanlarına tarihi yürüyüşler düzenleniyor. Katılımcılar adeta tarih içerisinde bir yolculuğa çıkıyor. CNN Türk muhabiri Emrah Çakmağ'ın haberi. İstanbul'un ve Türkiye'nin en büyük ve en eski açık hava müzesinin tam da içerisindeyiz. Burası 7 Kule Zindanları, bugünkü bilinen adıyla 7 Kule Hisarı. İşte burada gece yürüyüşleri düzenleniyor. Şimdi kameraman Emir Ünlü ile birlikte yürüyüşün başladığı noktadan içeriye doğru adım adım ilerleyeceğiz ve nasıl bir yürüyüş güzergahı gerçekleşiyor onu aktaracağız. Yaklaşık 1600 yıllık bir tarihi yapıdan bahsediyoruz. İşte tam da bu kapıdan içeriye giriliyor ve aşama aşama gece elde fenerlerle birlikte bir yürüyüş gerçekleştiriliyor. Kitabeler Kulesi'nden başladıktan hemen sonra Genç Osman Kulesi'ne gidilip ardından zindanların olduğu Kanlı Kuyu'ya doğru ilerleniyor. Şöyle adım adım ilerlediğimizde bu tarihi yapının görkemli durumunu ekrana taşıyacağız. Ben ilerlerken bir yandan da kameraman Emir Ünlü içerideki bu tarihi yapının dokusunu ekrana taşımaya devam etsin. Öyle ki İstanbul Fatih'te yer alan ve günümüzde bulunduğu bu noktaya aslında adını da veren 7 Kule Zindanları tam da işte bakın burada bir aşama aşama ilerlendiğinde Kanlı Kuyu'ya geliniyor. Ve ardından son duraksa Genç Osman'ın öldürüldüğü noktada buraya gelenler bu ziyareti sonlandırmış oluyorlar. Zindanlarıyla nam salmış, efsaneleriyle yüzyılları aşan Türkiye'nin en eski açık hava müzelerinden bir tanesi. Bir yanı bu bilgiler içerirken tabii Yeşilçam filmlerine de konu olmuş bir yerden bahsediyoruz. Surlarıyla, 7 kulesiyle burada 7 kule zindanlarını aslında gün gün her gün buraya gelenler ziyaret edebiliyorlar. Aslında burada Hisar'da Genç Osman'ın da cephane, 3. Ahmet'in hazine, zindan, top ve bayrak adında 7 kuleye sahip olduğunu da biliyoruz. Fatih döneminde 3. Murat dönemine kadar Hazine Kulesi'nde Osmanlı İmparatorluğu'nun hazinesinin muhafaza edildiği Hisar'da bulunuyor. Aynı zamanda 3,5 asır boyunca da hapishane olarak kullanıldı burası. Hisar'ın 2 kulesi hapishane olarak kullanıldı. Hisar'ın hapishane olarak kullanılan 2 kulesinden biri de Zindan Kulesi'nde savaş esirleri, Genç Osman Kulesi'nde ise devlet adamları ve ordu mensupları burada hapsedildiği tabii tarih sayfasında yer alıyor. Kanlı Kuyu bölümünü gösterdikten sonra hemen şöyle bir diğer noktaya doğru ilerleyelim ve buradaki bakın tarihi yapının 1600 yıllık bu yapının içerisinde Fatih Belediyesi'nin organize etmiş olduğu gece yürüyüşleri tabii haftanın belli günlerinde elde fenerlerle birlikte bura gezilebiliyor ve bakın her noktada ayrı bir gidişi bulunuyor. Üste doğru da çıkılabiliyor. Şimdi adım adım biz de bir anda gece yürüyüşünün görüntüsü ekranda dönerken şimdi tarihi yapıyla ilgili bilgi vermeye devam ediyoruz. Burası kralları ve başka ülkelerin önemli misafirlerini ağırlayan bir yerde aslında 1600 yıl önce kullanıldığında buranın önemini biliyoruz. Altın kapı bulunuyor. Küçük altın kapı yer alıyor. Zindanların adının yer aldığı 7 kulesi var tabii. Genç Osman Kulesi. Tabii şöyle bir yandan da emir ilerlerken ben bahsetmeye devam edeyim. Cephanelik Kulesi, 3. Ahmet Kulesi, Hazine Kulesi, Zindan Kulesi, Top Kulesi ve Bayrak Kulesi adını alıyor. Aynı zamanda efsanelerle de anılan bir yer burası. Kayıtlarda zindanların yerli ve yabancı esirlerin hapsedildiği bir yapı olarak yazılıyor. Fakat kayıtlarda olmayan bir efsanede halk arasında burada Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yılları süresince yaygın efsaneler var. Onlardan bir tanesi de esirlerin burada hapsedildiği ve Pagan adında bir kişinin yer aldığı söyleniyor. Tabii bakın Kanlı Kuyu'dan çıktık ve şu anda adım adım tam da üst noktaya doğru ilerliyoruz. Bakın burada ayrı bir detay var. Tabii burayı gelenler gece yürüyüşünde
aşama aşama her noktada gelip görebiliyorlar. Ayrı bir bölme. İşte muhtemelen o yıllarda burada tutsakların esir olduğu yerlerden bir tanesi olarak biliniyor. Tabii hemen burası da ayrı bir bölme. İçerisinde yine bakın tarihin o bugünlere yansıttığı buradaki içerideki atmosferi de görebiliyoruz, izlerini görüyoruz. Tabii kim tarafından inşa ettirildi? Aslında Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinde burada kullanıldığını, buranın kullanıldığını biliyoruz. Ve şimdi farklı bir yere doğru daha ilerleyelim ve gösterelim. Bakın gece ve gündüz ayrı bir şekilde burada gezip tarihi yapıyı görme imkanına sahip olabiliyorlar. Gece turları da tabii düzenlendiği yer itibariyle aslında birkaç yıl önce bu turlara başlanmıştı. Şimdi farklı bir yere doğru ilerliyoruz. Gede Kule zindanlarının Hisar adıyla da anıldığını hatırlatmakta fayda var. Evet, Kitabeler Kulesi'nden başlayan yürüyüşümüz, gece yürüyüşü de aslında tam da oradan başlıyor ve sonrasında Kanlıkuyu ziyaret edildikten sonra Genç Osman'ın öldürüldüğü nokta ziyaret ediliyor. Ve işte Yedi Kule Zindanları, Yedi Kule Hisarı'nın işte tam da bu noktasında fotoğraf çekildikten hemen sonra, bakın zaten orada bir çift de bu gezilerini tamamladıktan sonra bu zindanların en üst noktasına çıktıktan sonra fotoğraf çektiriyorlar ve geziyi sonlandırmış oluyorlar. Biz de kameraman Emir Ünlü ile birlikte Yedi Kule Zindanları'nda gece turunun nasıl yapıldığını, aslında buranın da biraz tarihi yapısından bahsederek bu yürüyüşü tamamlamış olduk. Sözü bir kez daha bulunduğumuz noktadan merkeze bırakalım.